Açlık terapisi nasıl yapılır? Doktor Aydin Salih Gerçek Tıp Kitabı. Nefislerinizi aç bırakınız ki kalpleriniz Allah'ı, onun cemalini, müşahede edebilsin. Hazreti İsa, aleyhisselam, açlık Allah'ın hazinelerindendir. Allah dilediği ve sevdiği kimselere verir. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh. Sağlık, ahlak, akıl, din ve ilmi anlayışın tüketilen besine bağlı olduğu çok eskiden beri bilinmektedir. Verimli topraklarda yaşayanlarda genellikle kabalık, zihinsel ve fikri zayıflık, davranışlarda aşırılık görülür. Çünkü çok besin tüketenlerin vücudunda atıklar birikir, biriktikçe çürümeye başlar, kanı kirletir. Dolayısıyla cilt rengi bozulur, aşırı kilo almakla beden çirkinleşir, zihin körelir, fikirler sığlaşır, idraksizlik ve gafillik galip gelir. Açlık, bedeni ve yüzü güzelleştirir. Çorak topraklarda yaşayanların bedenleri hafif, yüzleri güzeldir. Tenleri saf, ahlakları saf ve temiz, ahlakları güzel, davranışları ölçülü, anlayışları mükemmel, düşünceleri derindir. Açık zihinleri ilim ve hakikati çabuk kavrar. Allahü Teala ilk orucu Adem aleyhisselam'a, sonra diğer peygamberlere ve ümmetlerine emretmiştir. Musa aleyhisselam ve İlyas aleyhisselam 40 gün, İsa aleyhisselam 60 gün hiçbir şey yemeden oruç tutardı. Abdülkadir Geylani 40 günde bir iftar ederdi. Bunlar efsane değil, kitaplarda anlatılan gerçeklerdir. Davud aleyhisselam ömür boyu bir gün yer, bir gün oruç tutardı. Oruçların en ağın olan ve savmı Davud denilen bu oruç peygamberimizin, aleyhisselam, da en sevdiği oruçtur. Günde 250-500 gramdan fazla yemek birikinti oluşturur. Sürekli sindirimi denetlemek, metabolik atıkları uzaklaştırmak, atılamayanları depolamak ve görevli organları yönlendirmek bağışıklık sistemini çok meşgul ettiği için hastalıklara karşı direnç gösteremez oruç tutarken, yani bedene dışarıdan herhangi bir besin gelmediğinde bağışıklık sistemi sindirimle uğraşmaktan kurtulur, bütün gücünü vücudu temizlemeye yöneltir. Karaciğer ve bağır. Saklardan dışkıyla, akciğerlerden öksürük ve nefesle, beyinden hapşırma, gözyaşı, kulak akıntısı ve geniz akıntısıyla, böbreklerden idrarla, kandan terle metabolik atıkları atmaya başlar. Bu ağır işin gerçekleşmesi sırasında çok enerji harcanır. Bu enerjinin temini için önce glikojen ve yağ depoları kullanılır. Onun için açlığın ilk 3-4 gününde her gün 1,5 kilo verilir. 3-4 gün sonra, temizlenen kan, damarların duvarlarında oluşan kolesterol, toksin ve kireç tabakasını eriterek, vücuttan atmaya başlar. Bu günlerde insanın ağzı, nefesi ve teri ağır kokar, tükürüğü artar, koyulaşır ve yapışkan olur. İdrar da koyulaşır, kokusu ağırlaşır, bu sırada kum ve taş dökülebilir. Titreme, tansiyonda düşme veya yükselme gözlenebilir, mide bulantısı, kusma, kaşıntı olabilir, aft, uçuk, sivilce, çıban ve yaralar çıkabilir. Ancak ibadetli insanların orucu rahat geçer, sadece hafif titreme olur veya nabız düşer. Açlığın 5-7 günü. Ağızdan ve deriden aseton kokusu gelmeye başlar. Bu koku vücudun iç beslenmeye geçtiğini gösterir ve o gün herkese ağır gelebilir. Çünkü o gün açlığın tesiri hücrelere iner ve değişime uğrayan hücreleri temizlemeye başlar. Temizlenmesi mümkün olmayan hücreleri tek tek parçalayarak besine dönüştürür, yani hastalıkları kökten yok etmeye başlar. Birikintileri eriterek kısmen kullanır, kısmen dışarı atar. 5-7 günden sonra kahverengi, çok kokulu büyük abdest gelebilir. Kadınlarda koyu kırmızı, kahverengi veya yeşile dönük, parçalı ve kokulu adet kanaması olabilir. Bu günlerde oruçlunun tükürüğü, iltihaplı yaraları iyileştirir, kulaktaki mantar kurutur, virüsü yok eder, yeni oluşmuş katarakta eritir, akrebi bile öldürebilir. Bu süreçte kilo kaybı azalır, günde 500-700 grama iner. 7. günden itibaren kilo kaybı günde 300-360 grama, 21 gün sonra ise 120-150 grama iner. Kilolu olanlar daha fazla kilo verebilir. Açlık sırasında su içilmezse, su temini için daha çok hasta hücre kullanılır, dolayısıyla iyileşme daha kısa zamanda gerçekleşir. Ancak susayanların su içmesi gerekir. Susama toksinleri eritmek için vücudun suya ihtiyacı olduğunu gösterir. Bağışıklık sistemi hasta ve zikirden vazgeçen hücreleri parçalayıp yok edince, iştah açılır. İştah açılmadığı sürece oruca devam etmek gerekir. Açlıkta niyet çok önemlidir. Açlığa niyet edildiğinde bağışıklık sistemi, her organ ve her bir hücre kendini bu niyete göre programlar.
Açlığın her günü için belli miktarda fazlalığı atmayı ve harcamayı planlar. Vücudun programını bozmamak için niyeti bozmamak gerekir. Açlıktan korkmak için sebep yoktur, açlıktan zarar gelmez. Çünkü, Allahü Teala'yı zikreden hücreye kabirde kurt böcek dokunamadığı gibi, açlık da zikreden hücrelere dokunmaz. Açlık da bedende aç kalmaz, çünkü her bir hücrede her zaman 40 günlük zahire, rızık vardır. Bununla birlikte vücut, yıllarca toplanan birikinti ve değişen hücreleri gıdaya dönüştürerek kullanabilir. Bunu idrak edebilenin açlığı rahat geçer. Hayızlı ve nifaslı kadın, oruç niyetiyle değil, sağlık niyetiyle açlık yapmalıdır. Sağlık için 10 günden fazla açlığa gerek yoktur. Açlık yapamayanlar açlık gününün 2 katı kadar günü meyve veya sebze suyu içerek, örneğin, 3 günlük açlık yerine 7 günü, 10 günlük açlık yerine 21 günü sadece meyve sebze suyu içerek geçirmelidir. Günde 1,5-2 litre meyve sebze suyu yeterli olabilir. Meyve ve sebze suyuna bir miktar su ilave etmeyi unutmamak gerekir. Hastalığın türü göz önüne alınarak meyve sularının seçimi için ilaçlar bölümüne bakılabilir. Gün boyu aynı meyve suyu içilebileceği gibi her öğün farklı meyve suları da içilebilir. Mesela, 7 gün boyunca sadece greyfurt suyu, elma suyu veya havuç suyu, elma suyu ya da kırmızı pancar suyu, havuç suyu karışımı içilebilir. Farklı meyve suları içilecekse sıralama şöyle olabilir: sabah limon, greyfurt veya portakal suyu, öğlen nar, ikindide elma havuç suyu karışımı, akşam havuç kırmızı pancar suyu karışımı. Bir günlük açlık. Haftanın herhangi bir günü tutulabilen bu oruç için en uygun günler, sünnet olan pazartesi ve perşembedir. Pazartesi günü tutulacak bir günlük, yani 36 saatlik açlık orucu şu şekilde yapılır. Pazar akşamı saat 19'dan itibaren hiçbir şey yenmez. Yatmadan önce sinameki ya da magnezyum sülfat gibi bir müsil içilir. Pazartesi sahurda bir şey yenmez. Büyük abdeste çıkmak için bir bardak su içilir ve oruca başlanır. Kabızlık sorunu olanlar lavman da yapabilir. Bağırsakların çalışmasında problem yoksa bir günlük ve 3 günlük oruçta lavman yapmaya veya sinameki içmeye gerek yoktur. İftarda 1-3 yudum su ile oruç açılır. Başka hiçbir şey yenmez. Fakat susayan istediği kadar su içebilir. Salı sabahı saat 07'de meyve suyu içerek 36 saatlik oruç tamamlanır. Gün boyu yalnızca meyve suyu içilir, meyve veya salata yenir, akşama yakın tek çeşit yemek yenebilir. Oruç tatlıyla veya yemekle açılmaz. Tatlı ile açmak, pankreasa zarar verebilir, yemek ile açmak bağırsak burkulmasına yol açabilir. Bir günlük oruca devam etmek isteyen, değiştirmeden hep aynı gün tutmalıdır. Çünkü vücut aynı gün tutulan oruca kolay alışır, oruç günü geldiğinde iştah kendiliğinden kesilir, oruç rahat geçer. Farklı günlerde tutulan oruçta, vücut şaşırır, iştah kesilmez, oruç daha zor geçer. Çocuklar ve gençler oruca kolay alışır ve kısa zamanda hastalıktan arınır. Haftada bir gün oruç tutan ve beslenme kurallarını bozmayan hastalık yüzü görmez. Akıllı insan, hastalıklardan ömür boyu korunabilmek için haftada bir gün oruç tutmayı ihmal etmez. Yaşlıların gençler kadar kolay sağlığına kavuşması mümkün değildir. Onlar bütün temizlemeleri yaptıktan sonra bir günlük oruca devam etmelidir. 3 günlük açlık açtığın ilk günü, aynı bir günlük açlıkta olduğu gibi, sahurda su içilir, sonra iftar ve sahurda bir şey yemeden 3 gün arka arkaya oruç tutulur. 4. gün yani orucun sonunda önce meyve suyu, sonra meyve, daha sonra salata yenir, yalnızca akşam sebze yemeği yenebilir. Hastalığı ağır olan, 3 günlük orucu 7 gün arayla 7-21 defa yapmalıdır. 3 günlük orucun kanser dahil bütün hastalıklara büyük faydası vardır. 10 günlük açlık dioksinler, ftalatlar, aspartam ve T02 birikintilerinin dokulardan atılması, tümör, ağır kemik hastalıkları, ruhsal hastalıklar, epilepsi ve MS gibi nörolojik hastalıklar, kalp damar hastalıkları gibi ağır hastalıkların iyileşmesi 10 gün aç kalmadan mümkün değildir. Çünkü yukarıda anlatıldığı gibi açlığın etkisi sadece 5-7 günden sonra hücrelere iner ve bozulan hücreleri iyileştirmeye veya parçalamaya başlar. Oruca başlamadan önceki gece yatmadan önce öğütülmüş sinameki veya magnezyum sülfat alınır, sahurda T2 bardak su içilir. İstenirse magnezyum sülfat sahurda içilir. Bağırsaklar boşaltılamazsa lavman yapılır çünkü. Oruç sırasında bağırsaklar temiz olmalıdır. İlk 3 gün iftarda 1-3 yudum, çok istenirse, istenildiği kadar su içilebilir. 3 gün sonra iftar ve sahurda istenildiği kadar su içilebilir.
İçilen suyun kalitesi çok önemlidir, su bölümüne bakınız. Günde bir iki defa soğuğa yakın ılık su ile gusül abdesti alınır. Ne abdest, ne de içmek için sıcak su kullanılmamalıdır. Çünkü açlıkta mide bezleri çalışmaz ve enzim üretmez. İçilen veya gusülde kullanılan sıcak su mide bezlerini çalıştırabilir ve mide bezleri mide suyu üretmeye başlayabilir. O zaman insan orucu açmaya mecbur kalır. Açlıkta farklı yerlerde ağrılar, ateş, titreme, kusma, ishal olabilir, şeker ve tansiyon düşebilir. Bunların hepsi normaldir ve iyileşme işaretidir. Bu, vücudun, kendi durumuna göre ihtiyacı olanı ayarlamasıdır, ona müdahale etmemek gerekir. Bunlardan herhangi biri veya birkaçı ile karşılaşıldığı zaman su lavmanı yapılır. Lavman ile atılanlar çok miktarda ise açlık boyunca 2 günde bir lavman yapmaya devam edilir. 10 günlük orucu, konuyu bilen bir hekim kontrolünde yapmak daha kolaydır. 10 günlük açlık bittikten sonraki 10 gün, açlıktan daha önemlidir. Bu günlerde vücut, kaybedilen hasta hücrelerin yerini doldurmak için, sağlıklı hücreleri çoğaltarak, organları yeniden inşa etmeye başlar. Yani tamamlanan orucun neticesi direkt olarak bu 10 gün süresince yenen yemeklere bağlıdır. Tüketilen gıda meyve, taze çiğ sebze, rafine olmamış zeytinyağı, doğal bal olmalı, suya dikkat edilmelidir. Su bölümüne bakınız. 10 günlük açlık bittikten sonraki birinci gün, sabah taze sıkılmış elma suyu, greyfurt suyu veya limon suyu yarı yarıya su ile karıştırılarak oruç açılır. Sıkılacak meyvelerin mutlaka çürüksüz, beresiz olması gerekir. Akşama kadar tahminen 1-1,5 litre meyve suyu içilir. 10 gün oruçtan sonra hiç iştah yoksa, o zaman oruca devam etmek en doğru seçenek olur. Ancak oruca devam etme gücünü kendinde bulamayanlar, kendilerini zorlamadan, iştahları gelene kadar, meyve suyu içmeye devam ederler. İkinci gün, sabahtan öğleye kadar 3/4 meyve suyu 1/4 su karışımı içilir. Öğleden akşama kadar her 3 saatte bir istenilen meyve başka bir meyve ile karıştırılmadan yenebilir. Üçüncü gün, sabah meyve suyu, sonra meyve, sonra salata, sonra, akşama yakın yağsız ve tuzsuz, az su ile kısık ateşte pişirilmiş sebze yemeği veya sebze çorbası yenebilir. Bu ilk 3 günde kahverengi, siyah veya yeşilimsi renkli büyük abdest gelebilir. Gelmezse, 3. veya 4. gün sabah lavman yapılır. 4. gün, aynen 3. gün olduğu gibi, sadece akşam kabak, kereviz, fırasa, kara lahana, pazı gibi herhangi bir sebze yemeği ile 30 gram ekmek veya aynı miktarda haşlanmış pirinç yenebilir. Yemeğe bir çorba kaşığı sızma zeytinyağı, ince kesilmiş dereotu, maydanoz, taze soğan ve sarımsak eklenebilir. 5. gün. Sabah bal şurubu içilebilir. Bal doğal olmalı ve 30 gramdan fazla alınmamalıdır. Acıkınca meyve, karpuz veya kavun, 3 saat sonra da taze salata yenir. Akşama yakın zeytinyağı, sarımsak ve soğanla, kavrulmadan yapılmış sebze yemeği 50-60 gram ekmekle yenebilir. Yanında yoğurt da olabilir. 6. gün, 5. gün olduğu gibi aynı yemekler, sebze yemeği, haşlanmış pirinç, yoğurt ve salata, yenebilir. Aynı gün içinde ekmek ve pirinç yenmez, ya pirinç ya da ekmek yenir. 7-8 gün, 6. günde olduğu gibi beslenilir. Ek olarak zeytinyağlı taze fasulye yemeği yenebilir. 9. gün, ek olarak balık yenebilir. 10. gün, et yenebilir. Uyarı, oruçtan sonraki 10 gün boyunca sadece yukarıda yazılanlar yenmelidir. Peynir, süt, tuz, şeker, kahve, siyah çay, hazır yiyecek ve içecekler kesinlikle kullanılmamalıdır. 1 gram tuz dahi vücuttaki su tuz dengesini derhal bozarak ödeme sebep olur. Birinci yemek hazım edilmeden ikinci bir yemek yemek tehlikelidir. Hazımın bozulmasına, bağırsaklarda gaz oluşmasına ve bağırsak burkulmasına sebep olabilir. 10 günlük açlıkta kusma olursa durdurmak için karın bölgesine ve kürek kemikleri arasına kupa kapatılır. Salıncakta sallanmak da kusmayı durdurur. Bazen kusma birkaç gün, 3-4 gün uzayabilir. Bu durumda nane, kereviz yaprağı, limon kabuğu, kedi otu, ayva veya sirke koklamak, durmazsa, yeni öğütülmüş veya dövülmüş karabiber koklamak, yine de durmazsa su içmek, gusül abdesti almak ve lavman yapmak gerekir. Kusma yine de dur. Mazsa, elma çiğneyerek suyu emilir kalıntıları yutmadan atılır, ya da greyfurt veya limon emerek oruç bozulabilir. Bu şekilde bozulan orucun arkasından da meyve suyu içmeye devam edilir.
Oruçtan asla zarar gelmediğine inanıp, kusmaya sabredebilen ve oruca devam edebilen insan büyük hastalıklardan kurtulabilir. Çünkü kusma, beyinde derin değişimler olduğuna, vücuttan ağır toksinlerin atıldığına veya karaciğer ve dalağın ağır hastalığına işarettir. İnatçı kusmayı durdurmak için kekik ve nane demlenir, nar suyu eklenerek içilir. Veya kaynatılarak bekletilen karanfil suyu yudum yudum içilir, limon suyu içilir veya yutmadan ayva çiğnenir. 10 günlük orucu gençler hemen yapabilir. 40 yaş üzerindeki acil hastalar ve çok ihtiyacı olanlar önce 10 gün sadece greyfurt, havuç ve elma suyu içtikten ve karaciğeri temizledikten sonra oruca başlayabilirler. Oruçların sağlık için hiçbir zararı veya tehlikesi yoktur. Ancak 10 günlük oruç herkese nasip olmayabilir. Bir defa açlık zevkini tadan, tokluktan rahatsız olur ve sürekli açlığı özler. Birkaç defa 10 günlük açlık yaptıktan sonra insan kendini çok sağlıklı hisseder. Beslenme kanunlarını gözeten, haftada 36 saat veya ayda 3 gün, Hicri ayın 13, 14, 15. iyi günleri aç kalan insanın vücudu sağlıklı olur. Ancak beden ruh sağlığının dengesi yalnızca 5 vakit namaz ile sağlanabilir. İsa aleyhisselam beni temizle ricasında bulunan birisine, seni temizleyebilirim, ama sen evini, vücudunu, temiz tutmazsan, eski sahipleri, habis ruhlar, hastalıklar, günahlar, bu sefer arkadaşlarını da toplayarak, geri dönerler, cevabını vermiştir. Açlık, beyinde yerleşen zararlı programları siler, düşünce, anlayış ve ezberleme kuvvetini, konsantrasyon yeteneğini, görme, işitme, tat alma duyularını geliştirir ve güçlendirir. İnsanın gördüğü rüyalar daha güzel, renkli ve canlı olur. Bu noktaya gelen insan için ilim öğrenme ve Kur'an-ı Kerim ezberleme zamanı gelmiştir. Elbette uzun ve ağır hastalıklar sonucu tahribata uğrayan organların tamamen eski hallerine dönmesi mümkün olmayacaktır. Ancak bu organların sağlam kalan kısımdan büyük oranda iyileşebilir. Bu iyileşen kısımlar, sağlıklı organın işlevini bir derece kompanse eder. Mesela, sağlıklı bir kimse 3-5 kişilik yemeği tek başına bir oturuşta tüketirse, vücut zarar görmekle beraber, bununla bir şekilde baş edebilir. Ancak ağır hastalık sonucu organları zarar görmüş birisi için böyle bir deneme ağır sonuçlar doğurabilir. Ağır hastalık geçirenlerin hayatı boyunca yapması gerekenler düzenli olarak sülük ve hacamat ile kanı temizlemek. Su ve yiyecek kalitesine dikkat etmek. Her zaman taze ve doğal yiyecekleri, ağırlıklı olarak salata, meyve, bal, kavrulmamış kuru yemiş gibi çiğ olanları tercih etmek. Mümkün olduğunca az yemek. Mayalı ekmek, bozuk meyve, özellikle tatlı elma, muz, kavun ve armudun bozulmuşu, gaz yapan, mizaca uygun olmayan yiyeceklerden uzak durmak. Ağır fiziksel işlerden, kimyasallarla çalışmaktan, kimyasal madde kullanmaktan kaçınmak. Doğru beslenme alışkanlığı edinerek, kuralların dışına çıkmamak ve bağırsakların düzgün çalışmasını sağlamak. Her yıl, genel tedaviyi uygulamak ve ayda 3 gün veya haftada 1 gün açlık yapmak. Bütün bu kurallar hastalar kadar sağlıklı olanların da uyması gereken kurallardır. Buraya kadar anlatılan tüm tavsiyeler ve ilaçlar sadece hastalar için değildir. Bu ilaçlar aynı zamanda gıda olduğu için, büyük, küçük, erkek, kadın, yaşlı, genç herkes kullanabilir.